Arabada Yoklama'nın bugünkü konuğu Aylin Coşkun. Aylin'le ilk programımızı gerçekleştireceğiz. Yani sağlam bir program olmasını ümit ediyorum. Güzel malzemeler almayı düşünüyorum. Aylin beni arabadan atıp kendi yola devam ediyormuş. Öyle bir tarafı var. Bunları da konuşacağız. Hani öyle bir tarafı var derken de böyle hani gerçekten delikanlı bir dostumuz. O yüzden böyle yutkuna yutkuna konuşuyorum. Oh, usanamadım. Huzurlarınızda Aylin Coşkun. Yes diye ben. Evet. Allah'ım pozlar ay tamam. Ay diye. Nasılsın? Şuna atayım arkaya. Emniyet kemeri şart. Mesajlarımızı doğru verelim. Süpersin. Okeydir, tamam. Ne haber? İyi, senden? Uzaktan değil mi? Aynen. Arabayı çalıştıralım. Hayatım giderken notere doğrayalım. Maslak'taki. Vekalet vermem lazım. Bana mı? Hayır. Hayır. Angarya işler için. Ha, o zaman tamam. Gözlüğü de çıkaralım. Yaşa. Şöyle. Nasıldı program? Program çok güzeldi. Ben gene coştum. Bir ara biplediler beni falan böyle. Tabii. Ciddi misin? Ben orada bir göt demişim. Sen de biple. Ağzımdan canlı yayında ben. Sadece onu mu söyledin kalça, mi? Yok o kadar. Yok, geldi yok. Mi peşine? Hayır, kalça konuşuyorduk. Beyoncé'un falan. Aman ben de birine kızdım ben da. Ben dedim ki hani Türkiye'deki dedim kadınların kalçaları büyük oldu mu? Bu nasıl böyle salmış götü göbeği derler ya hani. Evet. Öyle derken o biplendi. Ama yurt dışında olunca of kalçaya bak kadındaki falan oluyor ya böyle. Evet. O konu mevzu oydu yani kimseye bir şey demedim. Şimdi, en azından canlı yayında demiyorum. Arkadan biliyorsun. Biliyorum. Çok güzel konuşacağız bugün. Şimdi buradan gideceğim. Nereden gideceğim? Ben yol özürlüyüm. Bana yolu sordunuz. Takılma o zaman. Nereye gideceğimiz belli. İstediğin tarafları. Tabii. Maslak. Notere. Tamam notere gidiyoruz arkadaşlar. Şurada senin sevdiğin bir şey var. Anam evet. Reklama girmiyor değil mi sende? Kola. Bayılır. Niyetliyim ama kola yani. Hakikaten bir dakika senin spor nasıl gidiyor? Böyle 73 gidiyor. Kilodan 66 kiloya düştüm. Vay. Ve sporla daha da ince görünüyorum. Ama yüzde zayıf. Devam ama. Devam. Bırakma. Bunu açtırdın bana nereye koyacağım? Var mı koyacak ya? Bir dakika şöyle koy istersen. Tamam. Okay. Bu da arabanın senin suyun. De, teşekkür ederim. Sarıda geçtik. Yapmayın tamam. Siz böyle şeyler. Sarıda ama yani son anda kurtardım. Aylin. He canım. Ya şimdi nereden başlayacağımı bilemiyorum. Anlat canım. Şişir beni. Bak şimdi. Öv beni. Ha, öv beni Cenk. Yıllardır yandık. Çalışıyoruz Cenk. Nerelerden nerelere geldiğimizi anlat Cenk. Vallahi billahi. Duysunlar. Bir şey söyleyeyim. Bunu herkes görüyor ama. Duysunlar. Temeli de görmeleri gerekiyor aslına bakarsan. Sen çünkü. Çok eskilere gidiyoruz. İlk ne zaman müzik şarkıyı verdin? 2003. Yandım Allah'ım. Yandım Allah'ımla. İlk müzik piyasasına. 2003-2004. Adım attın. O bir albümdü aslında. Tabii. Kaç şarkı vardı? 12. 12. Bir ya 8 diye 12. Şimdi milattan önce çok eski ya. Hatırlamıyorum. Ben dün ne yediğimi hatırlayan bir kadın değilim ki. Vallahi yok, hatırlamadığım için kafa hatırladığın dolu. Hatırladığın çok güzel şeyler vardı var, ben biliyorum. Var, yani. var. Kasayı da biliyorum. Yandım. Anam bu yayın bitti. Yandım Allah'ım. Yandım Allah'ım yandım. Peki. Ya Aylin hakikaten çok güzel bir ivme var. Evet. Yani hakikaten çok güzel bir ivme var. Hayatım çok denedim, yanıldım. Yani yandım Allah'ımla bir böyle zirvelere çıktım, konserler verdim. O konserlerde tek bir ağızdan yandım Allah'ım okundu. Yıllarca yandım Allah'ımın ekmeğini yedim. Peki yandım Allah'ıma gelene kadar mankenlikle yandım Allah'ım arasında sen sahne aldın mı hiç? Yoksa almadım. Sonrasında mı aldın? Almadım. Ha. Şimdi şöyle ben zaten manken, fotomodellik, sunuculuk, o bu TV sunuculukları o kadar çok şey yapıyordum ki. Ay. Ne oldu şey mikrofonun üzerine ben telefonu koydum. Ben akıllı kadınım. Ben ne bileyim mikrofonun orada. Şu ana kadar konuştuğumuz her şey bu şekilde. Yok Allah'tan gitmemiş. Hani her dalda vardım. Televizyonlarda orada burada. Ama ne zaman ben
albüm yapmaya karar verdim. Çünkü Cenk artık böyle podyumda 20 kişi olmak beni sarmıyordu. Ben hep böyle tek olma. Ha. Hani ben tek ne yapabilirim? Abi sarışıyor yani. Baktığın anda görüyorsun onu zaten yani. Şeyde öyleydim ben. Defilelerimin bütün provalarını kasete çekerdim. Annemlere çektirirdim. Onlar kaydederdi. Ben provalardan gece yarısı çıkardım. Giderdim evde onu izlerdim. O ne yapmış, ben ne yapıyorum, o ne yapmış. En iyisini yapmam lazım derdim. Sabaha kadar tekrar prova alırdım. Sonra podyuma çıktığım zaman ooo kadın bu ne yapıyor ya falan olurdu. Ama dersini çalışmak da böyle bir şey aslında. Hani hiçbir manken bunu yapmıyordur diye düşünüyorum ben. Hani senin yaptığın acayip i̇şte bir şey. Bizdeki en büyük hata özgüven patlaması. Ben iyisini biliyorum, ben iyisini yapıyorum. Hayır, Ebru ürün izlerdik biz köşeden. Ha. Nasıl yürür diye bakardım. Sonra onun gibi yürümek isterdim. Ben de durmazdı. Değiştirirdim. Ha, bir de yakışmama durumu ya, da tabii var. Tabii ki yani. Hayatım. Allah yürümek Allah. De kıyafet gibi. Yani kendine en iyi giden stil yürümesi var. Hani bu bende böyleydi. Diğerlerini bilmiyorum. Onlar bazen çok saçma yürürler ya. Böyle, böyle, böyle. Catwalk mı diyorlar ona? Çok gülüyorum ya. Hani hep birbirlerini taklit etme şey. Yakışmıyor sende durmuyor hayatım. Ha. Zaten bacakları ince, çok zayıf olunca ortadan ayrık. E bir de sen böyle böyle yapınca bir komik oluyorsun. Onu yapma. Ona yakın yap. Neyse sonra yandım Allah'ıma ben. Ya dedim ki ne yapayım tek başıma tek başıma. Ben şarkıcı olacağım dedim. Bu arada soruyor musun yeteneğin var mı yok mu diye. Ha, yani. Hiç umurumda değil. Ders alırım dedim. Ha, yaparım bir abi. De bana anlattılar. Dediler ki A desen biz onu Z yapıyoruz. Ha. Yalan. Yalan hayatım. Öyle bir şey yok. Makinalardan okul. Geçecek falan filan. Bak ne yapabiliyorlar biliyor musun? Mesela benim sıklar patlıyor. Tamam. Azaltabiliyorlar. Sesin biraz daha böyle matsa parlatıyorlar. Tamam. Detonelerin varsa düzeltiyorlar. Bitti. Senin okuyamadığın yorumunu işte, yapamadığın. Evet. Ha yorumunu tabii. Mekanik vibratolar yapıyorlar. O kadar yapay duruyor ki asla kullanmadım. Ha. Bana çok o çıkışlarda geliyor. Falan filan değil mi? Dolayısıyla girdiğime pişman oldum. Müziğe mi? Abi 5 yıl ben 5 yıl ders aldım. Her gün gidiyorum. Mark. Allah Allah. Mark'ın ya. Mark olduğu dönem. Tabii. Bir paralar. Her gün ders alıyorum. Her gün 5 yıl sonra aklıma geldi. Çok zekiyim. Dedim ki ya ben dedim şimdi hocam dedim şarkı söylemeyi öğrendim yani yaladım onları yuttum bitti bir daha tur atıyorum falan master yaptım. Hoca sağ olsun böyle yaptı. E dedi yarın bir şarkı çalış gel dedi bana. Ha. Bakalım öğrenmiş misin dedi. O zamana kadar şarkı söylemek yok yani hoca bakmadı yani. Yok mememe yapıyoruz. Mememe. yapıyoruz ya. Ben ertesi gün şarkı çalışayım, bayılırım. Halime bak dertli çal, kemancı, başımın tacı diye. Ben okuyorum gittim ertesi gün. Bir de böyle ablanşen sesten falan. Gözleri kapadım böyle nasıl okuyorum falan böyle yardım kendimi. Şarkı bitti. Gözümü açtım ben hoca böyle yaptı. İnanamıyorum dedi. Nasıl? Çok güzel okudum değil mi hocam dedim. Çünkü yürekte yardım ben onu. Hani yürekte bitti o ben onu yardım. Çok merak ettim. Böyle yaptı kemancı olalı böyle eziyet. Ben böyle. Anlamadım hocam. Para vereyim bir daha okuma aynı. Hocam dedim şaka mı yapıyorsun sen? Anlamadım konuyu. Vay be. Dedim hocam bu kadar niye mi öğledik biz? Nereye gitti bunlar? Kızım dedi şimdi herkesin dedi sesinin dedi bir şeyler söylüyor. Rönesans falan bir şeyler anlatıyor. Ben anlamıyorum böyle şeylerden. Yani okullu değilim. Mektepli değilim ben. Herkesin sesine gitmeyebilir dedi. E ne yapacağız hocam? Sesine giden şarkıyı bulacağız dedi. Ha dedim demek ki buymuş. E bunu nasıl bulacağız hocam dedim. İşte sen okuyacaksın ben dinleme eziyetini çekeceğim. Ondan sonra dedi. Sonra baktık ki evet öyle oluyormuş. Şarkıları dinledikçe. Ben aslında şarkı söylemeyi sahnede öğrendim. Yani nasıl yürüyüşüne yakışan aynen. Şeyi buluyorsun. Ha, bazıları doğuştan ama. Şimdi ha. İbrahim Tatlıses'e şan öğretebilir misin? Ya bozarsın. Ha. Adamın okuyuşunu bozarsın. Şimdi biz sonradan eğitimliler sesimize gidecek şarkıları, sesimizde en iyi duracak evet. Şarkıları söylediğimiz zaman patlıyor. İşi bitiyor. Aynen. O kadar. Ama öyle stüdyolar da ay bilmem neyi bilmem ne yapıyorlar. Hikayesi var ya siz o işe geçin canım. Gelin yapın. Okay. Görelim. Gelin yapın. Peki. Yok öyle bir şey. O dönem çok güzel sahneler aldın. Yıllarca sahne yaptın. Televizyon programları da yaptın. Çok. Abi yapmadığın şey de kalmadı aslında. Kalmadı. Sinema filmi mi yaptın? Sinema filmi yaptım. Yaptın mı? Yaptım. Anne ya da Leyla. Aaa.
Tamam, bir dakika, şimdi buraya bir sinema filminden bir şey koyalım. Bir de o senin o yürüyüşlerden var mı video? Valla böyle bir hiç, ya o CD'lerde vardır da şey, ben var aslında da nerede bilmiyorum. Instagram'ında bir o zamanlar bu, yok. Instagram'da yok da fotoğraflarım var, veririm. Tamam. Tesettür defilelerim falan var benim. Tabii ben. Ya çok güzel bir albüm yaptın. Sinsirella yıktı geçirdi. Ondan evveli de var. Çok güzel şarkıların evet var. Hakikaten yani Akrep İğnesi, o da çok güzel yürümüştü. Belki de bu Sinsirella'nın böyle bir habercisi falandı. Evet, habercisiydi. Tam olarak öyleydi. Ama sen de biliyorsun, radyo PR danışmanlığı sen yapıyorsun. Evet, neticede yıllardır verdiğimiz mücadeleyi beraber veriyoruz. İlk günü konuşmak istiyorum sonra. Lütfen. Konuştuğumuz ilk günü. Hadi anlatsana beni. Anlatsana. Bir kavga etti. Kiminle? Benle değil ama. Ha şeyle ettim. dur emlakçıyla değil mi? Ay, haksızlığa tahammülüm yok hayatım. İlk günüm abi, nasıl korktum. Ama kavga dedin, en çok bağıra biliyorum. Başka bir şey yapamıyorum. Vallahi bilmiyorum, gözüm korktu. Nasıl bağırdın, nasıl bağırıyorum. Zaten bir kadının yapabileceği en fazla ama şey ne? Ama çileden çıkarmışlar yani. Çileden Aylin'i çıkardılar orada, hakikaten. Beni. Aylin hani melek gibi bir kadın. Çok, hiç. Burada sen yoksun, aynen, sen konuşuyorum. Hakikaten melek gibi bir kadın. Öyle. Ama çileden çıkmasın. Çileden çıktığımda da çığlık atıyorum. Hani çıldırıyorum. Haksızlığa asla tahammülüm yok. Evet. Hani o an gerçekten bayılmak istiyorum yani. Hani beni bayıltın diyorum. Görmeyeyim hani, ben. Sakinleşeyim yani. Bu haksızlığı hak etmiyorum ben oluyor. Evet evet. Bir şey bindin, adama gittin. Gittim değil mi? Dövmedin değil mi? Yok. Nereye dövüyorum? Erkek gücüyle kadın gücü bir şey söyleyeceğim. Çok delikanlı bir kadın var yanımda arkadaşlar. Şimdi Alişan delikanlılığın kitabını yazdı ya. Ha. Sen mi yazıyorum? Sen mi yazarsın? Seninki mi daha iyi olur? Onunki mi? Çok ciddi söylüyorum. Benim oyum senden yana da. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Onlar kitap yazarlar, ben ansiklopedi çıkarırım. Vohoppa. Ben şimdi delikanlılıkta gerçekten ben her zaman söylüyorum, birçok erkeğe etek giydiririm bunda ben. Dürüstlük anlamında. Ben çok dürüst bir kadınım. Başlıkları çünkü aldım arkadaşlar. Çok tamam, dürüstüm. O kadar dürüstüm ki karşımdakinden de aynı dürüstü. Benim için söz senettir, çektir. İhtiyaç duymam. Bu kadar. Peki, bu güzel oldu. Oh be. Alişan, duydun mu? Alişan, öyle bir şey yok. Sana demedim. Vallahi sana demedim. Deme takalın olmayalım şimdi. Yıllarca küsmeyelim. Ay. Ama ben konumuza geleyim. Evet. Bak şimdi ilk başladığımız zaman da yaptığım şarkılar hakkım yendi mi yenmedi mi? Bir radyocusun sen de. Abi bir şey söyleyeceğim. Sadece seninle alakalı değil. Tabii ki yendi. Ama birçok kişinin hakkı da yeniyor bu tabii piyasada. Tabii ki, benim haberim olmayan birçok insanın da hakkı yeniyor. Ama hak etmedim. Kesinlikle. Çok yaşadım. Ağlamadım mı? Tabii canım. Delirmedim mi? Ama mutluluktan da ağladığını mutluluktan gördüm. Mutluluktan da ağladım. Beni de ağlattın kız. Ay çok ağladım, hatırla. Vallahi. İlk Power şarkımızı girdiğinde değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Nasıl ağlıyorum, nasıl ağlıyorum. Gezegende şarkını girdiğinde. Gezegende o sözlerini öyleydi, duyduğunda. Gezegen seninle ilgili sözlerini duyduğunda. Evet, Gezegen benimle ilgili bir şey söylemiş. Onu da öpüyorum buradan. Kucak dolusu sevgiler. Abi, o zaman da ağladım. Dedim tamam, Gezegen'i de kırdık. Melek ağlıyor içeride, telefonla Melek konuşuyor ağlıyor. Ne oluyor ya diyorum yani. Çünkü ne oluyor? Çok mücadele verdim hayatım. Ben herkes bir tırmaladıysa ben 100 tırmaladım. Sonra telefonu Aylin aldı arkadaşlar. Aylin başladı ağlamaya. Allah Allah. Ya Sinsirella çok, ilk günü yayınlandığı ilk. Bir şey söyleyeceğim. O kadar sertliğime nasıl bir pamuk çıkıyor içimden. Tabii canım. Ya abi, o kadar naif aslında. Belki o yönümü göstermeyi sevmiyorum ben. Güçsüz kılıyor beni diye hep böyle sert duruyorum. Evet. Halbuki sertlikle tırıs pırıs yani hiç alakam yok. Gerçekten yok. Sadece ses volümüm yükseliyor. Dediğim gibi haksızlık. Ya haksızlığa tahammül edemiyoruz. Kimsenin yani ettiğini düşünmüyorum. Trafikte de edemiyoruz. Yani. Evet, biri mesela o kadar ben kuyruk bekliyorum. Birisi öne geçiyor. Deli oluyorum arkadaş. Niye? Hemen böyle yapıyorum. Hakkım haram olsun. Öyle ben haram ediyorum aynen mesela. Öyle. Mesela beni böyle sıkıştıran oluyor. Kendi kendine benimle kapışan, ben iyi şoförümdür ya. Kapışan oluyor benimle böyle. Ben hızlanıyorum, o da hızlanıyor. Arkadan bir önden freni bir çakıyorum ben. Adam böyle bir manyak mısın sen? Manyağım işte. Niye yarışıyorsun benimle? Rally mi yapıyoruz seninle? Ben sakin sakin gidiyorum. Hani sarışın gördün diye. Yani, ne bu yani? Yani ama. Kapışamazsın. Üf. Alırım anahtarını. Asfalt ağlar. Asfalt ağlar. Burada da uzman çıktı bak. Yok, görüyor musun? Ben çok iyi maşallah. Çok iyi şoför. Ama nazar değil. Valla birçok erkekten daha iyi şoför. Tamam. Yine dövdü bizi. Hani herkesle tabii ki kapışamam. Peki. Ama iyiyim.
Tek teker kullanır mısın? Asla. O konuda sana asla bak. Hiç yemin ediyorum bak, arabaya binmeden evvel yaptıracaktım. Hadsiz miyim sence? Bak hiç değilim. Geldim ayakkabılarına baktım. Botlar. Bot. Hiç fena değil. İnilir. Ama eteği görünce dedim vazcaydım. Beni şey yaptırma buralarda. Yok yok yok. Manşetlik olmayalım. Işte. Alışkınız fake'lere. Işte. Fake tıklamalar bilmem neler dolu. Allah'tan ben orijinal seviyorum. Evet ya, senin o huyunu çok seviyorum. Mesela açtığında, bir de YouTube artık direkt açıyormuş biliyor musun? Öyle mi? Direkt açacakmış artık. Ah ne güzel, bak benim işime geliyor. Bir de Türkiye'ye dava açmaya hazırlanıyor. O kadar 500 milyon, 400 milyon yaparsanız hazırlanırlar. Bir günde 20-30 milyon. Yani dünya starı bak. Sen Türkiye'de daha yeni çıkacaksın. Dünyada kadınları tanıyorlar. Jennifer'ı, Rihanna'yı. Tabii canım. Bir günde 20 milyon tıklanan, 30 milyon tıklananı yok. Sen burada gezen bir tip bir şey yapıyorsun. Çat. Yok öyle bir dünya. Geçin, benim gibi yapacaksınız. Reklamı da yiyeceksiniz. Ha. İstatistiği de açacaksınız. Real çünkü. Bir de ha, ailenin baktığınızda hani %90'ının üzerinde Türk. Evet. Hani öbürleri de Almanya'dır. İşte Türklerin bulunduğu noktalardan gelir. Hollanda, o da çok doğaldır. Falan. Oralara bir yay paylaşım yaptırdık. Evet evet. O kadar. Mesela Çin'den beni izleyen yok. Ya da Endonezya'dan. Daha yok. Arjantin'den. Yok. Kutuplardan falan bile en çok Çin'de dinlenmiyorum mesela. Niyeyse. O kadar da çekik gözlüyüm. Dinlemiyorlar. Bir ara onun havasını atıyorlardı. Beni Çin'de çok dinliyorlar. Ya yürü git, oranın IP'si ucuz, oradan alıyorsunuz. Evet. Bir de Çin'de dinleniyorum diye büyük manşetlerle hava atıyorsunuz. Ne saçma tiplersiniz. Çok komik. Oradan satın alınıyor işte. Ve bunu gerçek zannediyorlar. Yani. Hayır, kendileri de inanıyorlar. Şu kadar tıklandım. Şimdi çok. Bizim arabanın bir özelliği var. Neymiş? Sanatçımızı ya sigara içilmiyor biliyorum. Evet, içilmiyor da çok görmüyorsun. Döneceksin senin arkaya. Şöyle elinle uzanabilir misin orada? Senin montunun altından bir tane hediye var. Aa. Bu ne? Yes. Ay bu sana ne? Sana bir enstrüman. Minik, küçük. Şaka yapıyorsun. Aa sen. Ay şaka yapıyorsun. Çok tatlı. Bakalım çalabilecek misin? Ben mümkün değil. Hayatımda görebileceğim en yeteneksiz kadınım. Gam çıkart, gam. Böyle do, re, mi, fa, sol, la, si, do çıkartmaya çalış bakalım. Hayatım nereden açacağım? Bir akordeon. Şurada da var. Tamam. Tamam. Çekeceğiz mi? Ha, kendim evet, acı olacak. Evet, böyle çekeceksin. Dur. Eyvah. Dur, başka maymun zeka testi daha yok. Maymun zeka dur, önce sesinin çıkması için bir tuş bulmamız yok, lazım. Yok, öyle bir tuş. Ha, sadece bunu şey yaparak mı? Şimdi bu. Ha dur çözdüm, dur. Ay. Ellerini içeriye sokuyorsun. Evet, buradan da buna da buradan parmak. Orada parmak sokuyorsun. Herhalde. Baş parmağa. Başı mı sokuyoruz? Evet. Ay cehalet. Bu çok bak, sert ya. Açıyorsun. Bak ne kadar sertim. O düğmelerde basman lazım. Dur. Şey çıklarken basacağım. Çekerken de basıyorsun. Ha öyle mi? Vay. Sen biraz korkası yapman gerekiyor galiba. Bir şey söyleyeceğim. Herkes bir de benden korkuyor ya. Şunu açıp kapatamayan kadından. Hani dövüyor mu diyor ya. Dövdün mü adamı? Nereye dövdü? Açıp kapamıyorum. Bu arada spor yapıyorum ya ben. Evet, hoca geliyor ya şimdi şey videoları atıyorum ben böyle. Boks yaparken bir gör, korkuyor millet benden. Bir de onun kamera arkası var. Hoca yumruğu bir kaldırıyor, ben böyle ay vurma bana. Onları atmıyorum. Evet, bizden sana bir hatıra verelim. Bir ay sonra gene aldım. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Şey hani sanki gam çıkartacaksın gibi. Ben ancak keder ve gam çıkartacağım. Bu bütün izleyenlere şu an gam ve keder olarak geri dönüyor. Tamam, bıraktım, evde tamam. Öğreneceğim. Peki, onu çok teşekkür koyuyorum. Ederim. Çok çok teşekkür ederim. Çok tatlıymış. Bir ay sonra bize bir story atıyor Aylin. Söz verdi. Kim? Hayatta söz vermiyorum. Ya bunun için hoca tutturma bana şimdi. Her şeyin hocasını tutmaktan Türkiye'de hoca bırakmadım. Türkiye'de hoca kalmadım. Marklar gidiyordu. Şimdi eurolar gidecek. Şimdi eurolar falan. Ya dur, para mevzusu. Sen çanta getirdin mi yanına? Getirmedin değil mi? Yok. Arabada arkada bizimkiler takip ediyor. Onlar da çanta. Tamam. Çantamda en gereksiz malzemeyi soracaktım. Ne ararsan var. Ay çantamı bir ara bak, duralım alalım, tamam mı birazdan?
Tamam. Benim çantam kadar rezil bir çanta asla göremez. Melih'e söyle biraz para koysun. Kaç lira var diye de sorayım. Yok zaten bir şey söyleyeceğim sana. Hiç öyle bir şey girme. Bak. Bak ne kadar varmış. Direkt nasıl? Orijinaline hemen hiçbir şey söylemeden açalım bakalım. Bak, sıfır değil mi? Yok bak. Para taşımazsın. Ya sen bırak onu bak. Bazen şöyle oluyor. Ben şimdi para kazandığım her şeyin birikimimi mesela anneme ya da bankaya atıyorum. Tamam. Bazen parasız kalıyorum. Annemden harçlık alıyorum. Bir gün kuaföre gittim. Hani hesap ödeyeceğim. Kartı da evde unutmuşum. Aha. Para yok. Hani bahşiş vereceğim. Para yok. Ben böyle araba da yok yanımda. Taksiye bineceğim gideceğim. Ben böyle Allah ya bana Allah. Bir 100-200 lira verir misiniz? Allah kahretmeye. Almamışım diyor. Aylin Hanım bir 1000-2000 verelim. Ben de 200 yeter ya. Hani taksi fiyatlarından da haberim yok ya. Böyle peki diyorlar. Ekmek kaç lira? Ben şey alıyorum. Tost ekmeği onlar 8-10 lira mı öyle bir şey herhalde. Evet doğru vallahi doğru. Tabii. 8,5 lira falan. 8,5 un o tost ekmeklerinden alıyor. Evet ben de. Ama normal ekmek 1200 lira mı? 1200 evet 1200. Aa bildim. 1200 1,5 ya alışverişe gidiyorum ya toplu aldım. Ya şimdi ne söylesen tutuyor. Ben geçen de bir ekmek aldım. Sarı tabii. Buğdaymış. Ha farklı. 9,75 lira tanesi. İki tane alma gafletinde bulundum. 19,5 lira para ödedim. Ay Cenk intihar etmiştim kesin ben biliyorum. Bu ne dedim ya? Sen intihar moduna girdin mi Cenk? Mene'ye bir telefon açalım mı çantan için? Olur. Dur. Melo'cum şimdi benzinliğe gireceğiz. Benzinim bitmiş. Ailenin çantasını alacağım. Programda benzin alıyoruz. Ay. Şaka yapıyorum ya. Ailenin çantasına ihtiyacımız var canım. Getir. Bu arada bugün itibariyle senin konuk olduğun bu program itibariyle küçük bir bölüm başlatıyoruz. Öyle mi? O da şu. Haberim yok sanatçımdan, ben sanatçımdan bir tane hediye istiyorum ona ait. Ya üzerinden alacağım ya da getirecek. Sen getirmedin. Ben beni de söylemiştim unuttun. Şunu vereyim. Vay. Aa. Kız altın mı? Yok altın değil. Altın olsa o kadar kolay verir miydim? Deli ya. En azından daha incesini verirdim. Tamam. Bak çanta geldi. Melek geldi. Melo'cum. Evet arkadaşlar. Aylin'in bir fanına bunu hediye ediyoruz. Aylin'in kullandığı. Yani şu an ayakkabı vermeyeyim. Yok. Ben şey yapıyormuşum. Hiç fena olmaz da. Terip vereyim diye çat çat çıkarıyormuşum. Kendi saçım. Aldık. Buna bir de not yazacak Aylin. O iğrenç bunu hediye edeceğiz. Aa bunun içi açılıyor Aylin. Evet fotoğraf. Evet bana. Şimdi çantayı da açıyoruz. Bak rezilliğe bak bak. Annem var ya o kadar kızar ki bana bu çantanın dağınıklığı ne. Bakayım mesela. Ay notlar kağıda onlar noter içindir herhalde. Yo annemin patoloji sonucu. Volkan'ın bana yazdı. Bir şey söyleyeceğim ya şimdi mi çıkarttım bunu hemen böyle. Chanel'in bilmem bir şeyleri. Tamam CD'ler var. Aylin Coşkun bak TV çıkmıştık ya Fenerbahçe evet. TV CD'sini alıyorsun. Hala bak. Duruyor bak. Bak tut. Ta ne zaman verdim ben bunu ona. Şu kredi kartı cüzdanları şeyim cüzdanım. Tamam. Bu para çantam. Ben gidiyorum canım. Para çantam. Bana yok bakıyorum. Kız bir şey. Ve oraya koymadım bu sefer. Niye ama geçen gün lazım oldu. Aylin'in çantadan bu kaç lira çıkacak? Bu benim yedek telefonum. Şu ilaç kutusu. Bu diş fırçası. Bu diş macunu. Ondan sonra bu parlatıcı. Saç lastiği bak. Aylin. Allah'ım dur, yarabbim. Dur. Anneciğim bu kulak ne kız? Çöpü. Bak. İçine attığım dağınık iğrenç notlar. Para ne yok para yok. Mesela? Bakmayın boşuna valla. Tut. Mahvetti beni. Bir iki makyaj şeyi ufak tefek. Tamam. Şimdi ön göze geçiyorum. Ve para gördüm ya ilk kez. Param varmış. Ana benim dolarım vardı o nerede? Bir şey söyleyeceğim. Dolarlar burada bak. Ha var mı? Ha şurada. Bak işte ben kaç para olduğunu asla çantamda bilmem. Görgüsüzlük yapmayayım şu kadarcık param var. Cık dedi ya. Ondan sonra gene hastane raporları, yağ yakım Aylin, ölçümleri. Şunları bir al. Bir dakika benim. Güneş koruyucu. Çok üzüldüm diyorum sayabilir miyim? Güneş koruyucu. Hayatım önemli olan para değil. 55. Nakit değil. Neden ama? Ne oldu? Canım Allah bereket versin. Kaç para varmış? Ay çok yorgunsuzuz şu an. Ama saymam gerekiyordu. Saydım yani. Kaç o dolarları varmış? Saydım. Orası... Ha. Dolarım varmış. Oo hemen gidip bolduruyorum. Tatile gidiyorum. ...14'te burada var. 1400 yani. Evet. Oo, Allah beni bereketlensin. 1600. 1600 Türk lirası. Aa lirası. Burada da 200 liram var. Tamam 1800 Türk lirası... Ben normalde para taşımıyorum. 55 liram.
Ben normalde para taşımıyorum. Allah'tan tanım taşımıyorsun. Annem verdi onu, yurt dışına giderken verdi. Annem. Vallahi bak, giderken anneme dedim ki anne hiç dolarım yok yanımda, dolar verir misin? Gerçi kartım var da lazım olur, bir şey olur dedim. Kadın verdi, öyle unuttu. Hatta geçen gün dedim ki anne doların kalmış bende, alsana dedim. Yok yanında kalsın, ne olur ne olmaz dedim. Annenin elini öpmeye gidiyorum şimdi. Bence de. O ne kirli çıkı o. Benim o paralarımı biri bin yapar. Vallahi helal olsun. Öyle bir kadın o. Bir şey söyleyeceğim, bir de o kadar düşkünsün ki. Ben ölürüm, ciğerimi, böbreğimi, dalağımı... Her şeyimi biliyorum. Onu biliyorum, onu çok net biliyorum. Arkadaşlar bir de bir şeyini biliyorum gece uyurken, onu lütfen sen söyle. Gece uyurken nefeslerini dinlerim. Mesela bir gün teyzem sormuştu bana. Dedi ki en keyif aldığın ses ne dedi? Ailemin o uyurken horlama sesi dedi. Onlar onun yaşadıklarını biliyorsun ya. Benim için en güzel müzik onların horlama sesi. Böyle aklına geldikçe gece gece gidip... Dinliyorsun değil mi? Her uyandığımda gözüm her... Yani zaten çok derin uyumam ben. Böyle bir sıçrarım, hemen gider bakarım. Ya da işte bir horultu geliyorsa... Annemin horladığını da söyledim bu arada. Öldürecek beni kadın. Remzi anne, ellerinizden öpüyoruz. Aşkım kuzum. Annemin babamın böyle dinlerim nefeslerini. Oh rahatlarım onlar böyle. Mesela annem bazen sayıklar gibi olur Cenk. Ben hemen... Kapıya yakın bir yere giderim korkmasın diye falan yaparım. Hani o derin uykudan uyansın, rüya görüyorsa görmesin, korkmasın diye. Vay be. Öyle duygusalım. Çok duygusal. Sert görünen duygusalım. Aylin nereye yenebiliyor? Çok güzel bir konser verdin mesela ya, Bostancı'da. Evet, Bostancı'yı yıktın hakikaten. Yıktık, yaptık. Saygında da evet. Sonsuzsun. Evet, teşekkür ederim. Şemsiyeler bile yaptın insanlar evet. ıslanmasın diye. Evet. Aynen. Şov vardı, kar yağdırdı Aylin. Orada şemsiyeler yaptırdı. O şemsiyeleri açtığınızda sizi seyretmek sahneden, sizin o yaşadığınızdan çok daha... Orada ağladım zaten, belli etmedim. Hemen arkamı döndüm falan. Böyle siliyorum. Hani Cenk, son 2 yılda 2 kere konser verdim. Evet. Tam birer yıl hazırlandım. Son 6 ay tamamen kilitlenerek. Biliyorsun benimle yaşadın, gördün bunları. Tabii ki. Şimdi ben hedefleri biraz fazla çoğalttım. Hep dedim ki en iyisini yapayım. En iyisini yapayım. Senede bir olsun, en iyisini yapayım. Evet. Fakat ben hedefleri çoğalttıkça insanların yaptıkları daha da küçülmeye başladı gözümde. Daha komikleşmeye başladı. Ve yalnız bu konuda yalnızlaştığımı hissettim. Aslında yeni bir konser, son bir tane daha böyle bir büyük konser yapmak istiyorum ama ona kaç yılda hazırlanırız? Çünkü aslında biliyorsun 3-4 yıldır var bu konser. Tabii stadyum, ki. Stadyum olmak zorunda. Sen stadyum istiyorsun evet. Onun yani planları da hazır herkesi ama. Herkesi tokatlamak. Onu dünya starlarını tokatlarız ama biz zaten öyle. Onu Türkiye'dekileri zaten hani evet. bir şekilde hallediyoruz iyi kötü de. Hani ukalalık olmasın. Yo yo çok, ama çok güzeldi. Şimdi hakkımı yemeyeceğim. Yo yo Bostancı muhteşemdi. Hazırlıkları, verilen emek, her kıyafet, her konsept, her arkadaki görüntülere kadar her tabii. şeyimiz tokatladı. Yerler herkesi. Bile etti aynen. ya. O biraz dünya starlarını, bakın şimdi diyecekler ki sen kimsin dünya starını tokatlıyorsun. Ya öyle bakmayın ya. Ya Türkiye'den biri bir şey yapıyorsa alkış yiyeceksiniz. Evet, evet. Onların yaptıkları danslarla biz yarışamayız zaten. Haddimiz tabii. değil. Ama yine de şey yapıyoruz, emek veriyoruz. Tabii tabii bir mücadele varsa aynen. abi. Şimdi ben şuna ya. Bakarım. O bunun gibi bir şey yapmış, evet dünyayı yıkmış ama... Böyle bir şey yapmış. Benim için çok önemli. Evet. Yapmadı kimse bunu. Ben yapacakmışım. Benzerleri yapıldı. Aynen, çok merak ediyorum ya. Ama işte yapabilirsem hayatım, Türkiye'de hiçbir şey uygulanmıyor. Yani ben neler istedim. Dedim ki bizi yerin en altına gömün konserlerde. Dansçılarımla beraber sizi basın salona. Biz o sislerin içinden, seyircinin arasından böyle çıkarın. Abla dediler yeri nasıl kazacağız şimdi, dediler sistemi nereden bulacağız, aynı anda dediler 12 kişiyi birden ya da 16 kişiyi birden uçuramıyoruz biz, maksimum 4 kişiyi uçurabiliyoruz dediler. Uçurun kardeşim dedim, abla 100 bin doları bunun sistemi geliyor, yeri kazmak bunun içinde değil de falan dediler. Ay dedim kalsın kardeşim dedim, hayattan soğuttular beni yani. Dolayısıyla her istediğin olmuyor, hayaller büyük tabii. ama burada imkan yok, yurt dışında bu var, burada yok. Biz de burada yerden fırlıyorsun. Havadan iniyor. Hadi lan. Tarkan'a hadi laf attı. Ayşe'ye laf attı. Dur bir dakika dur. Vallahi kimseye laf atmıyorum. Ama senelerdir aynı şeyleri önümüze tabak tabak sunmalarından doğru, ben çok doğru. sıkıldım yani. Çok doğru. Ben doğru. çok sıkıldım. Bunu niye ben yapıyorum ki ya? Yıllardır bu işe
emek harcayan benim gibi ve benden daha büyük isim olmuş ve benden daha çok para kazanan insanlar evde yatacak. Aylin Coşkun diye bir tip çıkacak ve aylarca hazırlanacak. Ben utanırdım onların yerinde olsaydım. Çok doğru ve yerin böyle yazdılar. Yerin dibine girerdim ve işi de bırakırdım. Hakikaten konser sonrasında böyle yazdılar. Ha, bu böyleydi çünkü. Aynen öyle. Ben işi bırakırdım ya. Hani bundan sonraki emek konseri... verelim. Lütfen seyirciye saygı. Evet. Bunu kendim için istemiyorum. Yarışmak için de istemiyorum. Kimseyle bir şey de yarıştırmıyorum. Seyirciye daha kaliteli, daha fazla. Benim tek derdim seyirciye daha fazla ne veririm? Evet. Onların görselini nasıl değiştirebilirim? Bu da yapılıyor desinler. Tek derdim bu. Onlara olan saygım, işime olan aşkım. Evet. Harbiye olacak mı yoksa direkt stat mı? Harbiye bana küçük gelir. İstediğimi yapamam. Hayır, seyirci anlamında değil. Anladım. Benim tamam. İstediğim şeyleri yapamam. Bana senin noter şurası zannediyorum. Hayır, daha aşağısı. Öyle mi? Tabii tabii daha aşağısı. Tamam. O zaman biraz daha turlayacağız zaten. Programı bitiremedim ben. Devam ediyorum. Tamam tamam. Hı. Turlayalım. Problem yok. Hı-hı. Şöyle şey zor. Yani benim o istediğim devasa şeyler var ya. Anladım. Onları küçük bir yere yapamam. Hani beni kesmeyecek. Tabii tabii tabii. Hayalimi... Sen uçacaksın, kaçacaksın falan bir şey ya, ya. Onun değişik şeyler olacak. Merakla bekliyoruz arkadaşlar. Kim yapıyordu bunu, Seda mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum ne yapacağım. Görün. Ben yani hayal ediyorum. Onların hep Amerika'da yapılıp gelmesi lazım buraya. Evet. Hani onların gelişi kaç ay, gümrükten çıkımı ne kadar sürecek, kurulması, onun o hareketi olacak mı, olmayacak mı falan. Sen başka şeyler hazırlamışsın bile kafada. Hayatım bu 3 yıldır kafada var zaten. Anladım. Daha yapamadık. Anladım. Hani çaresizlik. Çoluk çocuğu eğlendirecek mi bu? Ben sana bir şey söyleyeyim. Sen Cinderella'yı çok güzel kavradın çünkü o onları. O konseri kaçıran herkes kafasını duvara vurur. Bak, ana haberler bizden bahseder. Bensiz böyle bir şey yok diye veririm. Bak gör. Yapabilirsem. İnşallah. İnşallah. Keşke. Ben bir de şeyi de seviyorum mesela. Başkasına da yapayım. Ya gelin beraber, hani bunlar çok büyük 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 devasa fiyatlara da mal olmuyor. Yani şemsiye dediler. Biz orada 1000 kişilik 2000 kişilik şemsiye yaptırdık. Evet. Ay işte dünyanın parası. Yok, gittik Eminönü'nden yaptırdık. Evet. Üstüne de Cinderella. Herkes ama sipariş vermeye alışmış ya bizimkiler. Hiçbir şeyin emeğini vermedikleri için, sadece parasını verdikleri için onlar 1 trilyon harcayacağına ben 300 bin lira harcıyorum, 500 bin lira harcıyorum. Evet. Herkesin geldiği konuya ben de geleyim. Gel bakalım neymiş o? Hande. Ay. Kankan. Evet. Kardeşin. Evet. Artık yani. Evet. Aileden. Hala şarkınız listelerde. Ya sus, önünü kesemedim. Kesemiyorsun. Hande delirtecek beni ya. Hande diyorum, manzaranın önünü kesemedim diyorum. Oh diyor. Oh canıma değsin diyor bana. Zaten. Okay, üstüne iki tane şarkı çıkarttın. Hakikaten hala çıkar. Devam ediyor. Yok hayatım, yani ilk yüzde üç tane mi dört tane şarkımız evet, var. Evet, maşallah. Evet. Vallahi maşallah. Allah nazarlardan saklasın inşallah. Biz turlayalım, noterim şurası. Tamam, şöyle bir tur atıp zaten artık programın sonuna geldik. Yok problem değil. Sen dolaş, gelelim. Yani... Hande kesemedim ama Hande benim canım, kardeşim. Gerçekten zaten kesilmesin. O da benim şarkım. Tabii ki canım. Çünkü Hande benim albümüme düet yaptı. İncelik gösterdi, evet. Nezaket gösterdi. Evet. Yani yapmasaydık da kardeşim. Hani zaten o düet yapalım diye kardeş olmadık. Tabii. Biz kardeş olduğumuz için kardeşiz. Bir de onunla mesela, çıkmadın mesela. Aynen öyle. Onunla çıkıp o yükü de ona vermedim. Mesela patlasaydım şey diyeceklerdi. Aylin Coşkun'u Hande Yener patlattı. Evet. Ama patlayamasaydım. Sen Cinderella ile patladın sonra, evet, Hande Yener. Tabii yaptın. Ki. Ama ben patlayamasaydım bu sefer şey diyeceklerdi. Ha, Hande Yener bile kurtaramadı. Evet. E ne oldu? Hande'yi arada bıraktım. Ben ne yaptım? Bırakmadım. Evet. Helal. Cinderella ile çıktım. Ben golü çaktım. Sonra manzara üzerine tatlısı oldu. Ne kadar ince düşünülüyor. Bunu da çünkü Hande'nin ismi geçecekti. Evet. Kızı ay ne oldu? Aylin'i de patlatamadın yapacaklardı. Evet. Üzeceklerdi kızı. Benim burada söylemek istediğim bir şey daha var. Hani biz böyle demin şakalar yaptık, cüzdanı açtık, paralar saydık bilmem ne falan ama sen bunu söylemesen de ben söylerim. Sen bunu çünkü dillendirmezsin. Aylin fena yardımseverdir. Çok. Yani Allah onu benden eksik etmesin. Benim dünyaya gelme misyonumun aslında ne şarkıcılık, ne iş kadınlığı, ne de başka bir şey olduğunu düşünmüyorum Cenk. Rabbim beni dünyaya, insanlara iyilik yapayım ve yardım edeyim misyonuyla getirmiş. Onu görüyorum. Ve bundan çok mutluyum. Yani her halinle Allah nazardan saklasın. Sağ ol. 10 numara 5 yıldız diyorlar ya. Sağ ol ya. Yavrum. Kız ilk kez program yaptık seninle. Evet harbiden ha. Arabayla da turladık. Kolamı da almış. Daha ne isteyeyim, seviyorum seni. Ya ben de seni seviyorum.
Bak vallahi gözlerim doldu. Ay kendine iyi bak. Bir tanem. Çok teşekkür ediyorum. Ay iyi mi? Ben çok teşekkür ediyorum. Notere getirdim seni. Arkanda arabam bekliyor. Son olarak programla ilgili, sevenlerinle ilgili ne söylemek istiyorsan onları söyle. El sallayıp bitirelim. Dinleyen, destek veren, bugüne kadar takdir eden, etmeyen de, seven de, sevmeyen de herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Siz olmasanız biz buna devam ediyor olmazdık. Programınla ilgili de arabada yoklama, Cenk'le yoklama. Gerçekten bu adam çok ilginç bir adam. Yapacağım dediği şeyi yapıyor. Asla eve geldiği zaman sudan başka bir şey içmez, bir şey yemez. Nefret ediyorum o huylarından. Ve seni çok seviyorum. Programın gerçekten çok güzel. Aslında bakma pijamalıyı falan giyseydim ben. O okudurmuşum şimdi arabanın içinde arkadan taklardı. Ben fırlamayım çünkü. Senin programın gerçekten şu an benim için çok en özel programlardan bir tanesi. Çok zevkle geldim. Çok sağ ol. İnşallah yıllar boyu sürsün. Amin. İnşallah şu arabayı da büyütürüz. Arkadaşlar araba büyütme konusu. Eşim de hep bundan bahsediyor. Yeter. İnşallah arabayı büyütürüz. Gerçi bir şey söyleyeceğim. Arabanın fanlarından bir geniş. Tanesine. Evet, hediye ediyoruz. Hediye edeceğiz. Bir yarışma yapacağız YouTube'a ve Instagram'a. Bak bak, ceketimi de alıyorum ve ben gidiyorum. Bir hediye aldım, bir hediye veriyorum. Ay canım benim. Hemen alacağım. Ceketi de giyiyorum ben şu an. Ve Cenk'le yoklamasız kalmayın diyorum. Amin. Ailesiz kalmayın asıl. Konseri merakla bekliyoruz. Çok teşekkürler. Gözümü canım. De takıyorum. Bunu veriyordum az daha sana. Ah. Hadi, seviyorum çok seni. Çok canım, teşekkür ederim bir tanem. Gideyim de bir sigara içeyim. Ne? Yüksek müsaadenle. Tamam canım. Görüşmek üzere. Hadi bay bay. Kendine iyi bak. Bay bay.